Şefenin Övgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün yeni bir modelimizle tekrar birlikteyiz. Modelimizin ismi Tomurcuk Bahçesi. Gördüğünüz gibi kabartmalı tomurcukları var modelimizin. Bebek örgülerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kırlent yapımında, battaniye yapımında veya değişik sadece lastik kısımlarını uygulayarak istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Modelimiz çok değişik ve oldukça şık bir model. Dört ve katlarından oluşmakta. İlmeklerimizi şişimize taktık. Önce bir sıra haroşa olarak örüyoruz. Şu anda örgümüze yeni başladığımızı düşünün. Bir sıra haroşa olarak örüyoruz. Videolu anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız şerefenin.örgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Videonuzun sağ üst köşesindeki abone ol yazısına tıklayarak YouTube örgü kanalıma abone olabilirsiniz. 4 ve katlarını hesapladıktan sonra ilmeklerimizi şişimize takarak bir sıra haroşamızı yaptık. Bakın bir sıra haroşadan sonra modelimiz arka yüzde kurulmakta. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ilmek ördüm. İkinci ilmeğimi modelim uyguluyorum. Şu şekilde haroşa örer gibi girdim. Bir tane ilmek çektim. Başını doladım. İkinci ilmeğimi çektim. Başını doladım. Üçüncü ilmeğimi çektim. Başını doladığım ilmeklerle birlikte 5 tane ilmek arttırmış oldum bir ilmekten. Örgümü çeviriyorum ve bu artırmış olduğum 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Nohut modelini andıran bir model ama bunların gördüğünüz gibi tomurcukları tamamen böyle kabartmalı ve yüksek bir şekilde. Tekrar şişimi çevirdim. 5 ilmeğimi haroşa olarak tekrar örüyorum. Tekrar çevirdim. Ve üçüncü kez ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Ördüğüm ilmeklerin şu anda sağdaki şimdi. İpim benden doğru tarafta. Aynı ters örer gibi 2, 3, 4, 5 tane ilmeğime şişimi geçirdim ve ters örer gibi hepsini birlikte topladım. Arada 3 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 4. ilmeğime tekrar aynı şekilde battım. 1, başını doladım 2, tekrar aynı yerden aynı ilmeğimi çıkarttım 3. Başını doladım 4 ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Yani bir ilmekten 5 tane ilmeğimi çıkartmış oluyorum. Daha sonra şişimi çeviriyorum. Örgümün yüzünü çevirdim. 5 ilmeğimin hepsini de kenar ilmeğimle dahil olmak üzere haroşa olarak örüyorum. Birinci sıramı ördüm. Tekrar örgümü çevirdim. İlmeklerimin hepsini de haroşa olarak ikinci sıramı ördüm. Tekrar örgümü çevirdim. Ve dördüncü sıramı da haroşa olarak ördüm. Örgümü arka yüzünü çevirdim ve örmüş olduğum 5 ilmeğimi 3, 4 ve 5 ters örer gibi bir kere topladım. Tekrar bir ilmeğe düşürdüm.
Arada 3 tane ilmeğim var. 4. ilmeğime giriyorum. 1 dola. 2 dola. 3 kere ilmek çıkartıyorum. Doladığım ilmeklerle birlikte 5 tane oluyor. Örgümü çeviriyorum. Ve 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Birinci sıramı ördüm. İkinci sıramı da haroşa olarak örüyorum. Sadece 5 ilmeğimi örüyorum. Tekrar 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Ördüğüm ilmeklerim sağ tarafımda. Öreceğim ilmekler de sol tarafta. Tomurcuğumu şu şekilde 5 ilmeğimi toplayarak bir kere de ters örer gibi topluyorum. 5 ilmeğimi bir taneye düşürüyorum. Arada tekrar 3 tane haroşamı örüyorum. Bu sırayı bu şekilde 3 tane arada haroşa, aradaki bir ilmeğime de modelimi uygulayarak devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzümde bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bütün ilmeklerimi haroşa olarak devam ediyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi aynı şekilde haroşa olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Örgümü sürekli ön yüzde de arka yüzde de haroşa olarak örüyorum. Ön yüzünde örgümü tekrar haroşa olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Bu sefer ilmeklerimi kaydırarak aynı şekilde modelimi uyguluyorum. Daha önceki sırada kenar ilmeğimden sonra bir örüp modelimi uygulamıştım. Bu sefer aradaki iki modelimin arasında 3 tane ilmek vardı bakın. Bu 3 ilmeğin ortasındaki ilmeğe uyguluyorum modelimi. Yani kenar ilmeğimden sonra 3 tane ördüm, 4. uyguluyorum bu sefer. Aynı şekilde bir ördüm, bir doladım, tekrar bir ördüm, bir doladım ve bir daha ördüm. Bir ilmekten 5 tane ilmek artırmış oldum. Aynı şekilde modelimi uyguluyorum. 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar örgümü çeviriyorum. Ve bir daha haroşa olarak 5 ilmeğimi örüyorum. Tekrar örgümü çeviriyorum ve son kez 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arka yüzünde örgümü 5 tane artırdım, ilmeğimi keserek örmeye devam ediyorum. Tekrar arada 3 tane haroşamı yapıp 4. modelimi uyguluyorum. Şöyle göstereyim. 2 modelimin arasında 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimin ortasındaki ilmeğe uyguluyorum. Her seferinde kaydırıyorum ve bu tomurcuklar gördüğünüz gibi her sırada kayarak devam ediyor. Bu arada Facebook'ta takip etmek isterseniz Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmanız yeterlidir. Kolay gelsin hanımlar.